Dostlarım merhabalar Eyüp Hoca ben ee, bu dersimizde üniversite sınavlarında en çok sorulan sanatçılar ve onlara ait eserleri irdeleyeceğiz çok işinize yarayacak özellikle bu videoda divan edebiyatı ve halk edebiyatını ele alacağız onlara bakacağız ama en başta şu uyarıyı yapmam lazım. Değerli dostlarım önce konu çalışın. Ben şimdi size burada sanatçılara eserleri verirken kesin bunlar çıkar için rahat olsun aman diğerlerine bakma gerek yok demeyeceğim. Bunlar en çok çıkanlar. Bunların dışında başka sanatçılar sorulabilir mi? Elbette sorulabilir. Kimsenin vebalini üzerime alamam. Ben en çok sorulanları derledim topladım. Tamam mı? Siz aynı tavsiyeyi yapacağım. Önce konuya hakim olun sonra taktik teknik geliştirmeye çalışın. Evet dostlarım. Şimdi bakalım bakalım neler çıkmış. Mesela ee, Yusuf Asacım'ın Kutat Kubili'yi defalarca sorulur. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Türk'ü sorulur. E biliyorsunuz bunlar ilk İslami eserler. E sadece bunlar mıdır? Hayır. Başka eserler de var. Sorulabilir mi? Elbette sorulabilir. Ama kıyaslama yaptığımızda bu ikisi Atapet-i göre mesela Divan-ı Hikmet'e göre daha çok sorulmuştur. Bu sebeple bunları aldım. Şeyhi Harnamesi sıklıkla sorulur Hüsrevişir'in aslında Hüsrevişir'in her yönüyle harnameden üstün bir eserdir ama genellikle değerli dostlarım harname soruluyor çünkü türünün ilk örneği olduğu için. Alişir Nevai'nin mecalüsün nefais sıklıkla sorulur. Şeyh Galib'in hüsnü aşk, Nabi'nin hayriyesi ve hayrabadı ki hüsnü aşk bu eseri biliyorsunuz özellikle hayrabada karşılık yazmıştır. Ondan daha güzel bir eser ortaya koyma iddiasıyla. Evet devam edelim. Bakalım başka neler çıkmış. Mesela Katip Çelebi'nin bir sürü eseri var ama en çok çıkanlar Keşfüzzünun ve Cihan Cihannüma. Fuzuli'nin epeyce eseri vardır. Bengübade, Leyla ile Mecnun, Su Kasidesi, Selam Verdik Rüşvet Değildir diye almadılar. Şikayetname. Baki'nin kanuni mersiyesi dostlarım dikkat. Mersiyeler kaside nazım biçimiyle yazılır. Fakat Baki kanuni mersiyesini terkibi bent biçiminde yazmıştır. Bu önemli detaya da dikkat. Ahmedi'nin İskender namesi bak buradaki Medi'den hatırlayabilirsiniz. Mide İskender oh olsa da yesek değil mi? Mevlana'nın Mesnevisi Divanı Kebir büyük divan demektir. Kebir büyük anlamına gelir. Aşık Paşa'nın değerli dostlarım garip namesi aşıklar garip olur diyerek aklınızda tutabilirsiniz bu eseri. <laughs> Devam edelim. Mercimek Ahmet'in dostlarım Kabusname. Neydi bu eserin özelliği? Edebiyatımızda Sade Nesrin en önemli örneği oluşu. Gülşehri'nin Mantukut Tayr adlı çevirisi Sinan Paşa'nın Tazarruname adlı eseri ki bu eser değerli dostlarım süslü nesrin en önemli örneğidir. En başarılı örneğidir. Hatta bunlarla ilgili divan edebiyatında nesir videomda bazı taktikler vermiştim. Hatırlayacak olursanız şunu söylemiştik. Süslü bir iş ortaya koymak çok zor bir iştir. Zordan hatırlayın demiştim. Mercimek Ahmet mercimek son derece basit bir çorbadır. Basit, sade nesir. Mercimeği her gün tüketirsen cırcır cır olursun, kabus. <laughs> Buradan hatırlanabilir demiştik. Yunus Emre'nin Risaletün Nusiyyesi, elbette önemli bir mesnevi. Hacı Bektaşi Veli'nin, değerli dostlarım, makalat, sıklıkla soruluyor. Aşık Veysel'in, sazımdan sesler, dostlar beni hatırlasın, sıklıkla çıkmış. Şimdi, buraya kadar verdiğim eserler, dostlarım en çok çıkan eserlerdir. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bunlar çıkacak diğerlerine çalışmayın demiyorum. En çok çıkanlar bunlardır. Benim tavsiyem her zaman şu. Konuya hakim olun değerli dostlarım. Bunları da kontrol edin işte ben bunları biliyor muyum? Çünkü en çok bunlar sorulmuş. Tamam mıdır? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum dostlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.